Selam. Bu video bayağı stres içerir. Şimdiden söylüyorum. Çünkü az önce annemle görüntülü konuşuyorken birdenbire üst panelden bir bildirim geldi ve benim uçuşum iptal olmuş. Şöyle ki benim biliyorsunuz uçağım 8 Ekim olarak belirlendi. Ben 8 Ekim'de bilet aldım ve 8 Ekim'de uçmayı planlıyordum. Her şey normal gidiyordu. Ama kısıtlama gelmiş. Kısıtlı sayılı uçaklar uçacak. Dolayısıyla benim biletim iptal edildi. Açıkta kaldı. Ve ben onu öne çekmek durumunda kaldım. Biletimi 26 Eylül'e çektim. Bu çekebileceğim en maksimum tarihti. Ondan önce uçamıyorum. Ve çok stresliyim. Gerçekten stresten midem bulanıyor. Biraz betim benzim de attı. Belki de böyle kireç gibi görünüyorumdur. Bilmiyorum. Ah! Yani ben rahat böyle kafadan 2-3 haftam daha var diyordum. Benim 10 günüm var şu an. Hatta 9. Kargo bugün daha yeni. Trendyol'dan bir şeyler sipariş ettim. Onlar gelir mi bilmiyorum. Bir sürü sıkıntı. Az önce o gazla yukarıya çıktım. Böyle son birkaç bir şeyi de valize koydum ama çok böyle tıka basa oldu. O yüzden şey yapacağım. Onu tekrar boşaltıp düzenleyeceğim. Of. Ya neden ya? Bir sürü iş var. Gerçekten keşke yani benim için ne kadar zor olduğunu bilebilseniz. Çok sıkıntı. Arabam yok. Arabam olmadığı için aslında bu çok sıkıntı çekiyorum. Taksiyle zor olacak çünkü oradan oraya. Birçok yere uğramam gerekiyor. İlçe tarım müdürlüğüne gitmem gerekiyor. Onun dışında kendim Covid testi yaptırmam gerekiyor. Sonra veterinere gidip Zuzu'nun için sağlık raporu almamız gerekiyor. Neden ya neden? Neden? Videolar var. Henüz şey yapmadığım. Siz söyleyin. Henüz düzenleyip yüklemediğim, daha çekmem gerekenler vardı. Ne olacak bilmiyorum. Tek istediğim şu an beni mutlu edebilecek şey siparişimin kargoya verilmesi. Ya bugün o kadar güzel bir pantolon buldum ki Trendyol'dan. Uzun zamandır gerçekten aradığım bir pantolonu buldum. Umarım o kargoya verilir. Tahmini teslimat tarihleri çok geç çünkü gözüküyor. O yüzden bilmiyorum. Umarım gelir. Böyle. Şimdi yemek sipariş edeceğim çünkü bir şey yemem lazım. Bugün doğru düzgün kahvaltı bile yapamadım. Sabahtan beri koşturuyorum aslında. Kargoya uğradım. Dolaptan bir şeyler satmıştım. Onları verdim. Sonrasında birkaç kişisel bir şeyler almam gerekiyordu. Onları aldım. Eve geldim. Oturdum. Annemle görüntülü konuşurken dediğim gibi böyle bir bilgilendirme geldi bana. Bir mesaj geldi. Hemen tabii çağrı merkezini aradım. Biletimi düzenledim. Öyle. Şimdi ben bir yemek seçeyim. Yiyeceğim yemeği seçeyim. Sonra nereden başlayacağımızı, ne yapmamız gerektiğini planlarız. Eczaneye uğramam lazım. Annemin siparişleri var. Bu buz terapi duymuşsunuzdur reklamını. Tüy dökücü var. Ondan istiyor. Vitamin D ampulleri istiyor. Onları almam lazım. En azından valize koyarım onları. Böyle. Şimdi ben dediğim gibi bir şeyler yiyeyim. Enerjimi almam lazım çünkü bir yerden. Sonra bakarız. Vallahi stresten depresyona girmeme çok az kaldı. Çok stresliyim. Bana yani dokunmayın. Evet ben yemek yedim. Size salladım biraz ama. Şu anda tripodumu ayarlamaya çalışıyorum. Çünkü bunun bir şekilde küçülü valize sığması lazım ama imkansız gibi duruyor. Bilmiyorum henüz. Onun dışında biraz kıyafet getirdim buraya. Valizim de şurada duruyor. Onu da doldurdum birazcık. Ben durumlar böyle. Yemeğimi yedim az önce. Hani şey olur ya, çok fazla işiniz vardır ama hiçbir şey yapmak istemezsiniz. İşte tam öyle. Bunun buraya sığma ihtimali yok. Yani şurası sökülse sığacak ama şurası sıkıntılı birazcık. Şurada bir vida var, onu yapmayı yani sökmeyi denedim ama olmadı.
Yani düşünüyorum ne olabilir? Ben bunu kırılacak eşya olarak verebilir miyim acaba? Onu bir öğreneyim. Onun dışında burada mesela kışlıklar var. Böyle birkaç kazağım. Onları koyup vakumladım az önce. Şurada bir yerim var. Buraya da birkaç tane kazak gelecek. Yani bir poşet daha gelecek buraya. Onun dışında birkaç tane pantolonum var. Onu koyacağım. Bir tane küçük valizim var. Onun içerisine de ben bütün ayakkabılarımı koymayı planlıyorum. Evet. Evet. O yüzden ben de şimdiden yapayım istiyorum. En azından gözle görebilirim her şey tamam mı değil mi. Sonuçta tatile gitmiyorum, taşınıyorum. Bunun dönüşü yok. Bir şeyi burada unutursam bir daha ne zaman alabilirim kim bilir. Biraz da evi boşaltmaya başlayacağım. Birkaç tane atmam gereken şeyleri atacağım. Mutfak dolaplarını bir düzenleyeceğim. Orada atmam gerekenler var. Onları atacağım ki her şey son güne kalmasın. Öyle yavaş yavaş bir şeyleri boşaltacağım. Çok da aslında lafı uzatmak istemiyorum. Bugün ne yapalım? Bugün sadece şunları yanıma çıkardım. Onları valize koyacağım. Sonra buzdolabının üstündeki fazlalıkları atacağım. İki tane de çuval şey var. Ne onun adı? Ayıklanmış kıyafet. Onları atacağım. Yani bugün çöp atıyoruz. Sonra oturup bir liste yapacağım. Neye ihtiyacım var ve neler yapmam gerekiyor diye. En azından her şey böyle planlı olsun. Öyle içim rahatlatacak çünkü. Planlı yapacağımı düşündükçe mesela stresim azalıyor. Ama aksini düşündüğümde, plansız olduğumu düşündüğümde gerçekten kendimi böyle bir çıkmaza sokuyormuş gibi hissediyorum ve nefesim daralıyor. Öyle işte. Evet, şimdi buraya oturdum ve listemi yapmaya başladım. Bu tarafa almam gerekenleri yazacağım. Buraya da daha fazla yer bıraktım. Çünkü burada yapılacaklar yazıyor. Teker teker aklıma ne geliyorsa yazacağım. Bir sıralama yapar mıyım? Galiba yapmam. Alınacaklar şu an aklımda mesela. Annemin isteği 4 tane vitamin D ampul istiyor. Buz terapi. Tüy dökücü istiyor. Onun dışında almam gereken bir şey var mı? Bir tane İstanbul magneti istiyorum. Şurada bir tane Ava, bir tane de Essen magnetim var. Onları da götüreceğim. Düşüneyim. Başka almam gereken bir şey var mı bilmiyorum. Yapılacaklar sırayla. Eczane. Gitmek. Tarım müdürlüğünden randevu almak. Evet, listeyi yaptım. Genel olarak böyle aklıma bir şey geldikçe bunu buraya burada bırakacağım için yazarım. Mesela şuraya ojeleri ayırıp atmak yazmışım. Onu hemen ojeler yanındayken yaptım. Sadece şu 4 ojeyi götüreceğim. Bunlar en sevdiğim renkler zaten. Onun dışında bunlar zaten çoğu kurumuş ojeler. O yüzden bunları götürmeyeceğim. Bunları yani direkt bu şekilde atacağım. Hemen aslında ilk maddeyi gururla silebilirim. Bunu yaptım. Şimdi de banyoya gidelim. Banyoyu boşaltalım. Banyoda da boşalacak olanlar var. Mesela diş fırçamı ayırayım. Şunu ayırayım. Şuraya. Bir de kremlerim. Onun dışında bunlar çöp. Şunları bir küçük poşete koyarım şimdi. Sonra burada da ya bunların aslında hiçbirini götürmeyeceğim. Maalesef hepsi çöp olacak. Boya bunu götüreceğim. Benim canım boya kaplarım, emektarlarım. Onlar da çöp. Şimdi bir çöp poşete getireyim de bunları hepsini boşaltalım.
Evet, bunları bu şekilde bir çöp poşetine koydum. Poşet limon kokuyor. Çok güzel kokuyor şu an. Gidene kadar kullanacaklarımı bırakırım. Mesela bunu da valize koyacağım. Şimdilik burada dursun. Saç bakım yağımı kullanıyorum. Bu ürünleri yanımda götüreceğim. Çünkü size bunların tanıtımını yapmak istiyorum. Bayağı sevdim çünkü. Şunun içinde birazcık var. Bu çöp. Şunu şu an kullanmadığım için valizime şimdiden koyabilirim. Onun dışında bir tane büyük çöp poşeti çıktı buradan bile. Kardeşim. Mesela bunlar da çöp. İyi ya, banyo da bitti. Bu beni mutlu etti ya. Şimdilik öyle bırakayım. Bugün İpek yüz kesesi almıştım. Bunu hiç açmıyorum o zaman. Zaten orada kullanırım. Artık oraya nasip oldu. İki tane bu maskelerden buldum. Bunlar bayağı iyi olanlardan. Yolda bir tane kullanırım, bir tane valizime atıyorum. Onun dışında birkaç tane özel anı şeyleri, ojeleri koyalım. Şu da çöp. Tamam, banyo da bitti. Bir tek havlular kaldı. Onu da yani buradayım. Duşa giriyorum. Onları kullanırım. Gittiğim gün yaparım onu. Şimdi banyoyu boşaltmak dedim. Listemden iki maddeyi yaptım bile. Wow. Bu beni mutlu etti bak. Bu bana biraz hissi yarattı. Şimdi ne yaparım? Bunları da valize yerleştiririm. O birkaç tane kazak var. Onları da vakumlamam lazım. Onları vakumlayayım. Yerleştireyim. Burası bir temizlensin. Sonra birkaç tane tencere ayıklarız. Belki bir aşağı inerim. Bir posta çöp atarım. Evet, burada bir poşet. Şurada da 3 tane büyük çöp poşeti var. Bu biraz yırtıldı. Şimdi ben götürebildiğimi şimdi götüreceğim. Burası biraz açılsın. Onun dışında büyük bir kısmını yaptım diyebilirim. Mesela şu ikisinde mutfaktan kalanlar var. Bu eski bir tripod bu arada. Yeni tripod atıyorum sanmayın. Burada da kıyafetler var. Şurada da biraz daha mutfak malzemesi ve birkaç tane ayakkabı var. Burada da ben varım. Beni de görmek isterseniz diye kendime nacizane göstereyim dedim. Nefes nefeseyim farkındaysanız. Gerçekten yoruldum. Ama bunları atayım. Daha da iyi hissedeceğim. Günaydın. Dün olan biteni biliyorsunuz. Dün bayağı her şeyin ters gittiği, aksiliklerin ardı sıra kesilmediği tuhaf bir gündü. Bugün biraz daha durumu kabullenerek uyandım. Ben şöyle bir karakterim. Şimdi bu kız ne kadar çok abartıyor diye düşünebilirsiniz ama ben her şeyimi planlı yaşarım. Ve o planladığının ne öncesinde yapmak isterim ne sonrasında yapmak isterim. Ve o an benim elimde olmayan sebeplerden benim gidişimin öne çekilmesi beni çok sarstı aslında. Çünkü zaten belirttim mi bilmiyorum. Yani gerçekten kafam gitti artık. Benim için veda etmek, yani İstanbul'u bırakmak çok kolay değil. Çünkü ben İstanbul aşığı biriyim. Evet, hep üstüne basa basa söyledim. Benim için bu gidiş tamamen temelli bir gidiş değil, benim bir ayağım burada. Ben yine gidip geleceğim. Hatta tekrar belki de yerleşirim, dönerim. Hani bunların hepsi belli olmayan şeyler. Ama yine de sonuçta burayı bırakıp taşınıyorum. Neyse, bugün biraz daha durumu kabullendim. Sabah birkaç çuval çöp attım. Biraz daha toparlamaya devam edeceğim. Bugün bayağı çok işim var. Liste yapmam çok iyi oldu. Listem orada duruyor. Ondan hatta birkaç madde eksildi. 1, 2, 3, 4. 4 madde yaptım. Alınacaklardan da lensi aldım. Hatta az önce kapı çaldı ve lensim geldi bile.
bayağı hızlı. En azından şu an bir iş aradan çıktı. Onun dışında eczaneye uğramam lazım. Onu bugün yapmam. Sabah kalkıp tarım müdürlüğünü aradım. Oradan randevu aldım. Sonra emin olabilmek için hastaneyi aradım. Covid testiyle alakalı. Saat kaça kadar yapıyorlar vesaire diye. Sonra dün gece yine de içim yedi. Gerçekten korktum. Çünkü ben 8 Ekim'e bilet aldığımda Zuzu'ya da rezervasyon yapıp hatta ödemiştim. Ödemesini de yapmıştım. Şimdi benim bilet tarihim değişince Zuzu'ya ne olacak? Hani onun için tekrar mı rezervasyon yapmam gerekir gibi sorular vardı benim kafamda. İlk biletim değiştiğinde bunu sormuştum. Orada telefondaki kadın onun için de geçerli demişti ama ben tatmin olmadım. Yine de içim rahat etmedi ve dün akşam da yaptık gece. Ben tekrar çağrı merkezini aradım ve bunu teyit ettirdim. En azından içim rahat etmiş oldu. Sonra uğramam gereken yani tarıma, hastaneye de ulaştım telefonla. O yüzden şu anda biraz daha rahatlamış hissediyorum. Ama daha zamanım var diyerekten Trendyol'dan bir şeyler sipariş etmiştim. 12, 4 ürün, 4 parçadan oluşuyor. Bu siparişim ikisi kargolandı. Geri ikisi kaldı. Onlar da umarım yetişir. Eğer bugün cuma, yarın cumartesi yarına kadar kargolanmazsa onları iptal edeceğim mecbur. Böyle benim dudak randevum 25 Eylül'de. Gitmeden bir gün önce. O kötü oldu. Doktorum tatildeymiş. Zaten 8 Ekim'de gidiyorum diye 25 Eylül'e okey demiştim. Böyle. Kısacası böyle. Valizimi yaptım. Bir tane kabin boy valizim vardı. Onun içerisine ayakkabıları koydum. Diğer büyük valizim hala açık duruyor. O son güne kadar zaten açık duracak. Şu anda edit yapıyorum. Birkaç dakikası kaldı. Sonra edit de bitecek. Bu videoyu yüklemeye koyacağım. Konusu dudak dolgusu. Bu videomdan çok daha sonra geldiği için o videoyu da izleyebilirsiniz. Şuraya linkini bırakırım. İzlersiniz. Böyle. Bende durumlar böyle yani.